şu ağaç gibi hayata tutunacak gücün var mı? Hayır. Bir dakika, o teknenin olduğu yer mi? Evet. Ya ben vallahi burası zannediyorum. Arkadaşlar şok, şu an şok yaşadım. Ama yaklaştığımızı hissediyorum ha. 20 metre vardır diyorsunuz derinlik, öyle mi? Ben dönmem geri. Benim burnumda et var. Kampçıların plajı da burası. Sordunuz mu abi ne kadar? Evet. Fiyat olarak tam bilmiyordu ama sanırım 140 gibi. 140 bin lira. Arkadaşlar iddiamız çok büyük. Evet, şu aynen. Karşıdaki koyun karşısındaki ormana doğru yüzeceğiz. Yani ya da şöyle diyelim, katrancı koyunda gizli bir koy bulduk. Koy içinde koy. Gerisini siz getirin. Nasıl bir açılış bu? Güzel. Güzel oldu. Çok ilginç. Merak edilen şu, kaç metre? Buradan oraya kaç metre? Yaklaşık 400 metre. Kesinlikle. 400 metre. Kesinlikle ama sen onu çek 100'de. Yani biz adım saydık 8 çıktı. Aynen öyle. Arkadaşlar herkese selamlar. Bence videomuzu, çok memnun kalacaklar. Videomuzu bu şekilde başlattık. Arkadaşlarımı tanıtayım. Enes'i tanıyorsunuz zaten. Yine deniz üstünde bırakmıştık onu. Yine deniz üstüne yakaladık. Akif abi. O da Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyor. Onun da oğlu Barış var. Katrancı koyundayız. 15 gün içinde ikinci gelişimiz mi? 15-20 gün içinde ikinci gelişimiz. Ben burayı çok seviyorum. Gerçekten çok organize. Hizmete iyi olan bir plaj ve koy. Bunun hemen yan tarafında. Bunun hemen, abi bilgi vereceğim diye ölüyorum ya. Bunun hemen yan tarafında çadır kampı var arkadaşlar ama şu an şu mevsimde inanılmaz yoğun oluyor. Dışarıyı bir görmelisiniz. İnanılmaz bir araç trafiği var ve onlar nasıl bir umutsa, o umuttan bana lazım, bekliyorlar. Yani biri çıkacak, ben gireceğim. Hakikaten ya, yani değişik bir şey abi. Bekliyorlar. Dostlar, biraz sonra açılacağız plajda. Son bağlantımızı son gördüğümüzü gösterelim. Böyle bir koy. Gerçekten çok keyif aldığım bir koy. Bize ayrıca bir şey olursa, geldik buraya. Bize bir şey olursa karakutu açılsın. Kahvaltımızı yaptık. Burada size bu arkadaşlar nefeslerini iyi kullandığını söylüyorlar. Nefes nasıl kullanılır? Tabii ayaklarda paletler var. Kimde palet hayır, var? Bende yok. Ben de var. Sende var abi. Bende var. Gösterebilirim. Sende yok. Tamamen. Ben de yok. Barış'ta da yok. Onlar öyle yüzeceğini düşünüyorlar. Kendilerine güveniyorlar ama ben yüzemem yani. Mümkün değil abi. Benim burnumda et var bir de. Öyle mi? Yani o beni çok yorar. Sen kendini bana bırak. Şimdi bir yarışma yapıyoruz. Bakalım nasıl yapacağız. Bu bugün nasıl bitecek? Yanlış yön gidiyoruz. Şu tarafa doğru. Ne yapacağız gibi o deniz yatağına. Arkadaşlar. Gidip alıp gitmeye çalışacağız bakalım. Gel. Hadi bakalım, bismillah başlıyoruz. Yolculuk. Yavaş yavaş, acele etmeden. Dönüşü var lan. Ya dönüş yapacağız, evet. Tamam da, dönüş nereye? Arkadaşlar kaldık burada. Eserimine gittim. Hocam değiştir. Daha başındayız lan. Hocam değiştir. Yalnız 10 gün içinde ikinci deniz içinden görüntülerle bir video bu. Aynen öyle. Ne oluyor, hayırdır ya? Arkadaşlar dışarıdan gelen tatilcilerle buranın yerel vatandaşlarının da böyle iç içe girip kaynaştığı bir özelliğiyle de bu plaj tercih ediliyor. Bu benim hoşuma da gidiyor. Gerçekten içeride mesela bizim şu an çocuklar oynuyor. Farklı çocuklarla. Bu kaynaşma güzel oluyor. İnsanlar birbiriyle kaynaşıyor. Aa şimdi sınıra geldik abi. Yani teknik olarak diyor ki aileler buraya geçmesin. Çocuklar mucuklar ama biz geçiyoruz. Geçiyoruz bakalım. Orada altta kaldı. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım dostlar. Başlamak. Bitirmenin yarısıdır. Şu an yarıladık. Gerçekten yarıladık. Bir dakika dur. Sen kimi kandırıyorsun? Yarısını yarıladık lan. Ha, plaja masa atmayın diyor. Uzun saçlı arkadaş. Geçme diyorsun dedi. Plaja masa atmayın diyor. Barış da babasının yanından ayrılmıyor. Evet, o yatağı alacak. Evet. Evet bakalım. Abi siz nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Dostlar. Hedef şurası. Hedef şurası. Buradan belki yakın gibi gözükebilir ama bunu başarmak istiyoruz. Şimdi hanımlar kahvaltı yaptık. Hanımlar şu anda çocuklara bakıyor. Biraz sonra biz oraya gidip geldikten sonra çocukları bize alacağız.
Arkadaşlar bu işler biliyorsunuz sırayla. Bu arada videonun başında söyledim, çadır kampının olduğu yer bu taraf arkadaşlar. Plaj, günübirlikçilerin plajı burası. Akif Bey. Kampçıların plajı da burası. Abi suyun güzelliğini görüyor musun ama ya? Daha temizim, daha sıcak. Hem sıcak, hem dalgasız, hem temiz. Aynen öyle abi, yormuyor işte. Çok güzel. Yavaş yavaş gidersek bir manası olur. Yani ulaşabiliriz gibi. O deniz yatağını alacak. Fethiye'nin güzel plajlarından bir tanesi Karaot plajı. Doğru mu Enes? Ha canım? Karaot plajı. Karaot. Karaot plajı. Buranın hemen arkası. Karaot plajına geldiğinizde arkanızdaki dağ, bilin ki o dağın arkasında Satranç plajı var. Buranın arka tarafında da İnlice var. Buranın arka tarafında da İnlice plajı var. Onun arkasında şey, günlüklü. Günlüklü. Buranın girişi bu arada 30 TL arkadaşlar. Abi tekne ne zaman alacaksın? Tekne ne zaman alacaksın inşallah? Biraz senin öyle bir hedefin vardı. Vardır. Biraz zaman geçsin bakalım. Akif abi. Vallahi ikimiz ortaklaşa bir tane tekne alalım. Öyle mi diyorsun? Şaka demiyorum ya. Çok ciddiyim. Buradayız abi Allah izin verirse. Vallahi doğru diyorsun. Yani gidersek de zaten beraber, gitmesek de tek, yani bir şey fark etmez. Zaten beraber çıkıyoruz aslında, doğru söylüyor. Olabilir. Yorumsuz şu an. Yalnız benimki de ayağımda tam böyle oturmuyormuş yani. Oturmuyor değil mi? Tamam bak, benim ayağıma da büyükmüş. Bir dakika, o ölçü hani demişti ya, ayak dışarı çıkmıyor. Bir bakalım. Aa buyur. Çıkıyor mu senin parmakla? Hiç hiç alakası yok, hiç çıkmıyor bile. Tek bir tane parmağın yarısı. Bak, arkadaşlar. Onun dediğine bakma, parmakla dışarı çıkarmıyor. Bak bak bak. Parmaklar diyor dışarı çıkıyor. Arkadaşlar bir tane palet aldım da benim paletim yoktu. Vardı aslında da çocuğa verdik. Çocuk kullanıyor. Bir tane aldık. 110 lira bu arada burada fiyatı. Parmaklar dışarı çıkarsa parmaklar şişir ya. Oradaki görevli dedi ki parmaklar dışarı çıkması lazım dedi tam oturması için. Benim çıkmadı da alıp almakta kararsız kaldık ama bu işi, bu heyecanı yapabilmek amacıyla paleti almam gerekiyordu. Benim burnumda et var. Nefessiz kalıyorum bazen böyle. 20 metre vardır diyorsunuz derinlik, öyle mi? Koştum abi. Koy burası yani. Daha nasıl olabilir yani? Bu arada arkadaşlar kıyıda balıklar var. Bilmiyorum şu anda burada karşımıza çıkmadı da. Orada böyle yaralı ayaklara çatlarınız falan varsa geliyor hemen tedavi etmek amaçlı. Korkmayın hemen, panik yapmayın benim gibi. Yapışıyorlar ayaklara böyle, bir anda korkutuyorlar. Bizim tedavi ettiği falan da yok, umurunda değil de yani. O kendini düşünüyor, midesini tedavi ediyor. Ben burada kaldım. Vallahi kalsan kusura bakma. Yani, bu senin fikrindi yani. Paletsiz gelmek. Hem paletsiz hem kelen fotuk. Ama yaklaştığımızı hissediyorum ha. Böyle gidersek sorun yok. Nefesimizi boşa harcamayalım da o tarafa doğru. Yalnız kestirmeye gidiyorsun bakıyorum ha. Kes ama abi ne yapıyorsun? Hayır hayır, bu taraf bu taraf. Hayır, orası değil ki, burası değil miydi? Aynen orası orası. Hangisi? Ne diyorsun orası? Orası orası. Hayır. Biz doğru yerdeyiz. Bir dakika, o teknenin olduğu yer mi? Evet. Ya ben vallahi burası zannediyorum. Hayır, nereye gideceğiz? Bak gerçekten orası, dedim ya az önce videonun başında orası diye. İnsanları niye kandırdık? Sen kandırdın, biz değil. Ama ben vallahi orası biliyorum ha. Başından beri teknenin oraya konuşuyoruz. Aa, arkadaşlar şok, şu an şok yaşadım. Gel, ya bu şeye benziyor abi. Bir şey söyleyeyim, şimdi askere gidersin ya 15 ay diye 18 aya çıkar ya. Ama ben kendimi 15 aya şartlamıştım. Ne yapacağız şimdi? Ben oraya nasıl gideceğim? Bu arada YouTube ailemizden mutlaka dışarıda çıktığımda birilerini görüyorum. Burada da bir abimizi gördüm. O şimdi bu videoyu tabii izleyecek. Şu anda burada ama bu video yayınlandığında mutlaka izleyecek. Bizi hep takip edenlerden Nadir Atalay. Dün akşam da gördük. Nadir abiye selamlar. Lan ciddi söylüyorum, bir şey daldı yanımdan. Bir şey daldı mı? Evet. Ayağına mı geldi? Zıpladı yanıma geldi, su da ağzıma geldi. Göl bambaşka ya. Göl derken göl. Köyceğiz gölü. Çok güzel. Girdiniz mi? Geçen tekne turunda girdik biz. Tekne turu mu yaptınız? He. Sana haber vermedik, kusura bakma. Benim teknemde niye öyle bana haber vermiyorsunuz? Hedeften şaşıyoruz ona göre. Ya, arkadaşlar. Sen de en güzel yerine gelmedin ama ya. Harikaydı yani. Ya abi bıktım. Tamam. Yürü gölde suya girme. Ya. Arkadaşlar videonun başında söylediğim, hedeflediğimiz, yani benim bu arkadaşları kandırdığı oraya gitmediğimiz koya geldik. Fikir Murat'tan çıkmadı. Çok yaklaştık. Mı? Evet. Fikir Murat'tan çıktı. Abi denemek istiyorum ya. O nefesimi. Ben de çok bir geldim yani. Nefesimi açmasını istiyorum. Ben inanın bak, şurası hani koy dediniz de karşıyı gösterirken.
Burası değilmiş. Şurasıymış arkadaşlar. Gizli bir koy orası arkadaşlar. Yalnız az kaldı. Ben bunu başaramayacağımızı zannediyordum ama. Ne haber lan? Robinson Chris. Help me. Yaz aylarında normal buranın tabii ki yerel vatandaşları da geliyor. Onlar gelince ben daha çok seviniyorum. Çünkü gerçekten buralarda yaşayıp da burayı kullanamayan insanlar var. Tatilcilerin de gelmesiyle gerçekten burası çok kalabalık bir hal alıyor. Zaten yollardaki ışıklardan belli. Dolayısıyla biz bunu bilip sabah çok erken saatlerde geldik buraya. Hemen masamızı kaptık yani tabiri caizse. Katrancı Koyu Dalaman'dan geldiğinizde Dalaman'a yaklaşık yarım saat 40 dakika civarında araçla geldiğinizdeki hızınıza bağlı biraz. Fethiye'den gelmek istediğinizde de zaten şu anda Fethiye sınırları içinde ama Fethiye merkezden gelmek istediğinizde de yine 15-20 dakika civarında ulaşabileceğiniz bir koy. Orada. Hey, nerede kaldınız? Ben dönmem geri çünkü o kadar yol aldım yani. Palet yok. Zaten buradan dönüş yok. O kadar para verdim abi. O kadar para verdim. Biraz da önden gideyim ne yapayım yani. Arkadaşlar yaz olunca genelde içerikler herkes dışarıda olduğu için genelde bizim de tabii ki eğlenmemiz lazım, vakit geçirmemiz lazım. İçerikler genelde böyle yaz konseptli, yaz temalı oluyor. Ağzıma sular da giriyor bu arada. O dediğimiz yeri geçtik. İlk hedef dediğim yeri geçtik. Yaklaştık ve şu an cırcır böceklerinin böyle seslerinin çok yoğun olduğu koya doğru geliyoruz. Burada da birkaç kişi var. Orada ufak bir tekne var. O tekneyi incelemek istiyoruz. Şu an pazar günü olmasına rağmen çok kalabalık değil. Ama genel itibariyle şu an bayram da yaklaşıyor. 2021'in Temmuz ayındayız. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Birkaç gün var. Buralara çok aşırı bir yüklenme oldu. Dolayısıyla pazar günü çok ortak bir nokta günü. Herkesin plajlara akın ettiği bir gün. Her yer doludur. Aslında bugün bizim tercihimiz deniz olmayacaktı ama beraber böyle ailece arkadaşlarla ortak plan yaptığımız dostlarımız var. Ama deniz ya sıcak denizsiz olmaz kesinlikle. Yaklaşıyoruz şimdi koya. Vay be ben bunu başarabileceğimizi düşünmemiştim arkadaşlar. Gerçekten düşünmemiştim. Dediği gibi arkadaşlarım 400-500 metre belki fazladır bilmiyorum ya. Palet olunca insan yorulmuyor gerçekten. Size söylüyorum arkadaşlar. Buralara gelip de başka YouTube videosu çeken arkadaşlar olursa onlardan da bekliyorum böyle bir şey. Şimdiden bunu dikkate alıp dinleyip yapmak isteyeceklere buradan selam gönderiyorum. Muratça kanalı olarak. Hastalık var. Ben de tırsıyorum. Arkadaşlar geldik, başardık. Barış bastım ya. Koya çıktık. Yaklaşık 500 metre yüzdük. Koy orasıydı. Katrancı Koyu bizim ailelerimizin olduğu yer. Oradan buraya kadar geldik. Yaklaşık 500 metre. Evet. Kendinizi alkışlayın. Alkışlayın kendinizi. Bravo bize. 500 metre. İnsanlar da sanırım rahatsız etmiyor. Ya burası kalabalık burası. Abi al gel işte burası. Abi, burası. Abi böcekli de buluşacağız. Görüyor musun? O böcekli bir koylar var. Haritaladın çıkıyor ortaya. Yanlış mıyım? Doğru haklısın. Tam bizim yani, aileye uygun sence abi. Sence kaç paradır bu tekne? Yürüdük ya. Valla ben kafadan uyduruyorum şimdi sorarız. 70-80 civarı filan yani. Evet. Vardır. Vardır değil mi? Sordunuz mu abi ne kadar? Evet. Fiyat olarak tam bilmiyordu ama sanırım 140 bin lira. Evet. Bundan 3 ay önce değil mi abi? 4 ay öncesinin fiyatları 140 civarıymış. Ama tabii güncel fiyatlar sürekli değişiyor. Motoru ne bunun? Motoru Suzuki 115'lik. Boyu ne kadar? Bu da 6.20. 6 metre 20 santim. Şey kaçtan sonrası belge ruhsat gerektiriyordu? 4.90'dan sonrası ruhsat gerektiriyormuş. Lan nereden gelmişler? Onu sordun mu? Vallahi onu sormadık ama büyük ihtimal Fethiye'liler. Arkadaşlar kamerayla çok rahatsız etmek istemediğimiz için istemeyen insanları hiç kamerayı kaldırmıyorum, çekmiyorum. 7 kişilik. 7 kişilik, heh, tam onu soracaktım abi. Deniz bizi kiralayıp sessiz, sakin, ailesiyle beraber İzmir'e geldi. Mantıklı. Ya o kadar yoruluyorsun, geliyorsun bu sıcakta bir de gölge, ağaç seni bekliyor. Harika bir şeymiş ya. Ben
ben şunu yapacağım deyip de yapmadığım bir şey olmadı. Arkadaşlar ben yapacağım o, yaptım. O sırada ben sana söylüyorum yani. Olacak bu. İnşallah. Aklımdan nereden kiraladın ben ya? Ben yapacağımı yaptım şey. Ya aslında. O ileride soldan ileride. Daha yerimi almayacağım. Daha da güzelini yaparız merak etme. Bundan sonrası keyif alarak abi. Hep beraber. Soldan Allah nasip ederse. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Ama nasıl dönüyoruz onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi biz tahmini olarak ölçtük ya buraya. Dedik ya 500 metre civarı var falan diye. Şimdi kıyıya çıkarsak eğer. Kıyıya çıkarsak eğer. Oraya gidince uygulamadan bakacağız. Tam doğru bilgiyi size vermeye çalışacağım. Tabii siz şu anda video izlediğinize göre biliyorsunuz kaç metre yazdığımızı. Daha önce hatırlıyorsunuz videolarımda ücretsiz kamp yerleri, ücretsiz koylar gibi bir video çalışmam olmuştu sizlere. Yine bu videonun içinde de yani burası da aynı kategoride yerler olabilir. Ücretsiz. Tabii buradan değil de oradan girdiğinizde. Enes. Şu ağaç gibi hayata tutunacak gücün var mı? Var mı? Evet, bak dalga geliyor. Aa, ne alakası var? Oğlum ne oldu lan? Abi kim dedi dalga yok diye? Ben de. Koyda. Burak. Şaka gibi ya. Niye? Nereden çıktı bu? Müsilaj, dalga. Abi ne yok dediklerimiz geliyor ya. Dostlar hedefimize ulaştık. Evet. Ben başardık. Evet.